Canın Penceresi'nden herkes saygılar sevgiler. Henüz ülkemizde satışa sunulmamış olan yeni Golf 8'in geçtiğimiz günlerde bağımsız olarak ilk çarpışma ve güvenlik testleri yapıldı. Euro NCAP genel olarak teste tabi tuttuğu birçok modele 5 yıldız veriyor. Yeni Golf de kendisinden beklenildiği gibi 5 yıldız aldı. Fakat bazı puanlamalarda rakibi Mazda 3'ün gerisinde kaldı ve bir alt segmentte yer alan yeni Clio 5'e yakın bir başarı elde etti. Golf'ün aldığı en yüksek puan 95 ile yetişkin yolcu güvenliğinden. Yeni Clio bu bölümden 96 puan almıştı. Çocuk yolcu güvenliğinden 89 puan ile ortalamanın üzerinde bir başarı sergilediğini söyleyebiliriz. Yaya güvenliğinden Golf'ün aldığı 76 puan kötü bir puan değil. Bu bölümden bu yılın en yüksek puanını 91 ile yeni Mercedes CLA serisi almıştı. Otonom sistemlerinde içinde olduğu güvenlik yardımcıları puanlaması genellikle birçok markanın sınıfta kaldığı bir kategori. Golf ise 78 puan ile sınıfı geçiyor. 64 km hız ile yapılan yandan yarım bariyere çarpma testinin görüntüleri bu şekilde. Bu testin sonucunda yeni Mazda 3 hatchback çizgilerini biraz daha fazla koruyabilmişti. Golf'e haksızlık etmek istemeyiz. Kazanın etkisine rağmen arka savrulması oldukça makul seviyelerde. Ayrıca ön kısma bakıldığında ise hasarın A sütununa gelmeden emile edilmiş olması Golf'e iyi bir puan kazandırıyor bu testin sonucunda. Çocuk güvenliğinde Golf oldukça başarılı. Bu testte ikincil ve üçüncül çarpışmaların etkisi çok şiddetle yaşanmıyor. Euro NCAP bu testleri yapabilmek için toplamda 18 ila 24 arasında aracı kullanılamaz hale getiriyor. Yandan yarım bariyere çarpma testinin sonucunda Golf bu hale geliyor. 50 km hız ile yapılan önden tam çarpma testinin görüntüleri bu şekilde. Çarpışma testi sonrasında Golf 8 maalesef bu hale geliyor. "50 km hız ile yapılan yandan bariyer testinin görüntüleri bu şekilde. Euro NCAP'in teste tabi tuttuğu modellerin hiçbirinin çarpışma anında motoru çalışmıyor. Bu testin sonucunda Golf'te çok ciddi bir hasar olduğunu söyleyemeyiz. Otomobillerin gövde yapısına en fazla zarar veren testlerden birisi. 32 km hız ile yapılan yan direk testi. Bu karede sürücü sütununun açısını ne kadar kaybettiğini ve ne kadar deforme olduğunu görüyoruz. "16 ve 24 km hızlar ile yapılan omurga zedelenme testlerini mankenler oldukça hasarsız atlatmış. 40 km hız ile yapılan yaya bacak ve kafa çarpma testinin etkileri bu şekilde. Euro NCAP, otomobillerde bulunan güvenlik yardımcısı sistemleri ve varsa otonom sistemleri bu şekilde testlere tabi tutuyor. Hem yaya, hem yolcu, hem de sürücü olarak herhangi bir kazaya karışmamanız dileğiyle bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese saygılar, sevgiler.